Selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gündeminin çok yoğun ve hızlı değiştiği bu süreçte geçen günlere damgasını vuran bir konu biliyorsunuz gözlerden kaçmadı. Belki de bizim için en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyordu. Bunun adı da absürt sahtekarlığıdır arkadaşlar. Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderdiği, Genel Merkez'in de Bandırma İlçe Örgütü'ne 10-11-2012 tarih 7038 sayı ile gönderdiği ekli listede 49 üyemizin büyük çoğunluğunun AKP'ye üye olduklarını dolayısıyla 2820 sayılı Partiler Kanunu'nun 6. maddesinin 6. maddesinde tanımlanan kimse aynı zamanda birden fazla partiye olamaz. Aksi takdirde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinden birden sona ermiş sayılır ifadesinden de anlaşılacağı gibi bahsettiğimiz 49 üyemizin kaydı bir başka partide de üye olarak göründükleri için düşürülmüştür. Şu ana kadar açıklama yapmayışımızın nedeni bu bahsi geçen üyelerimizin öncelikle iletişimini kurmak, onların yeniden partiye üye olarak kaydını yaptırmak ve tüzüğümüz gereği yasal sürecin sonunda bu arkadaşlarla birlikte hem basın açıklaması yapmak hem de yargıya müracaat etmemiz nedeniyle bugüne bırakılmıştır. Ancak Sayın Milletvekilimiz Namık Kavukça'nın açıklamasının ardından yine ilimiz AKP Milletvekili Cemal Öztaylan'ın bu konuyla ilgili kafa karıştırma amaçlı basın açıklamasında bir takım şeylerin açıklanmasını zaruri kılmıştır. Değerli arkadaşlar, AKP'nin son yıllarda baktığımızda ÖSYM skandalıyla patlak veren skandallar dizisine ne yazık ki son olarak sahte üyelik dizisiyle devam edilmiştir. Sahtekarlık dizisi, deniz feneri, ev ve en sonunda da üye kaydıyla devam etmiştir. Dizilerin oyuncuları değişse de aslında konu hep aynı kalmıştır. Sahtekarlık. Son zamanlarda dizilere neden merak saldıkları da böylece ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ben şahsen Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak hiç dizi seyretmeye vakit bulamıyorum. Devletin koca başbakanı eğer dizi seyretmeye bu kadar sorun varken, ülkenin gündemine işledik oturmuşken, terör problemi devam ederken, esnafın, çiftçinin, memurun, işçinin sorunları bir yığın dururken, eğer dizi seyredebiliyorsa vay bu milletin haline. Değerli arkadaşlar, bu bahsi geçen 49 yerimizin içinde öyle arkadaşlarımız var ki, bırakın AKP'yi, AKP'nin kapısının önünden bile geçmeyi kendilerine zul görürler. Bize genel merkezimizden gelen yazının hemen akabinde bu ismi geçen 49 üye arkadaşımızın bir iki tanesinin yanında şahit de olmak koşuluyla AKP ilçe merkezine üyeliklerinin olup olmadığı konusundaki sorgulamayı yapmak üzere gönderdiğimizde üyelik kayıtlarına rastlanmamıştır şeklinde ifadeleri oldu. Daha sonra yapılan yazılı açıklamalara da şu ana kadar hiçbir cevap verilmedi. Sayın Milletvekilimiz Sayın Namık Kavukça'nın ablası Emine Deniz de bu 49 kişinin
içinde ve bir başka partiye üye olması söz konusu dahi olmadığı görünen üye arkadaşlarımızdan biridir. Değerli arkadaşlar, siyasi partilere üye olmanın koşulları bellidir. Bir kere form doldurmanız gerekir. Bizde en az 3 tanedir bu form, 3 nusadır. Ve bu her nusaya birer tane yapıştırılmak üzere vesikalı fotoğraf gerekir. En az 3 tane. Sonra TC kimlik numarası ve kimlik bilgileri gerekir. Nüfus cüzdanının fotokopisi gerekir. Her şeyden önemlisi, ben bu partiye özgür irademle üye olmak istiyorum diyen o ıslak imzası gerekir. Şimdi ben AKP'nin kapısının önünden bile geçmeyen üyelerimizin nasıl AKP'ye üye olduklarını sormak istiyorum. Eğer devletin önemli bir kurumu olan Yargıtay'ın bilgileri yanlış diyorsanız o ayrı bir mesele, işte belgesel arkadaşlar. Eğer yok, biz AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı olarak bu sahtekarların içerisinde olmadık diyorsanız, o zaman AK Parti'nin genel merkezinin bu şaibeye karıştığının muhtemel olasılığı üzerinde düşünmek lazım. Eğer derseniz ki üye size de üye olmuştur, sonra fikir değiştirmiştir, bize de üye olmuştur, o zaman ortada bir başka suç daha vardır. Hem bir başka siyasi partiye üye misiniz diye sormayan suç işlemiştir, hem de bilerek, isteyerek bu partiye üye olan ve bu bilgileri saklayan arkadaşımız da suç işlemiştir. Şimdi arkadaşlar, şu konuda önemli bir husus var. İmza olmadan üye başvurusu yapılmaz. Mutlaka bireyin ıslak imzası gerekir. Biz bu arkadaşlarımız adına yasal üyelik süreçleri tamamlandıktan sonra bu sahtekarlık için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Umarım yargı sürecinde Deniz Feneri EV davasında soruşturmayı yürüten savcıların başına gelen, bu davaya bakan savcıların başına da gelmez. Yargıya güvenmek istiyorum. Sayın Cemal Öztaylan'a da ana adı Nadide, baba adı Hasan olan Sayın Namık Kavuçan'ın ablası Emine Deniz Hanım'ı gözünü açıp da Balıkesir'in dışında arasaydı kamuoyunun kafasını karıştırmazdı. Evet, ben de buradan Sayın Cemal Öztaylan'a şunu söylemek istiyorum. Ana adı Nadide, baba adı Hasan olan Emine Deniz bizim için bir markadır. Bir başka partiye üye olması söz konusu dahi olmayan bir arkadaşımızdır. Tıpkı İsmail Durmuş, Rize İl Başkanı. Tıpkı İffet Durmuş, Rize İlçe Merkez Sekreterin eşi. Ve Kayseri İl Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Karacanlar gibi. Biz bu işi burada noktalamayacağız. Konu yargıya taşındıktan sonra sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız. Ayrıca kamuoyunun dikkatine bir detayı daha sunmak istiyorum. Yargıtay neden bu üyelikleri, ne düşündükleri isimlerin listesini sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderdi? Aynı listeyi AK Parti'ye de göndermesi gerekmez miydi?
saygılarımı sunuyorum.